AK Parti referandum mitinglerine 15 Temmuz darbe girişiminin sembolü Ankara'nın ilçesi Kahraman Kazan'la başladı. Binlerce vatandaşın toplandığı miting alanında Başbakan Binali Yıldırım Kahraman Kazanlı vatandaşlara seslendi. Yıldırım mitingde yeni anayasayla terör örgütlerinin son bulacağını vurguladı. Bütün yüzler gülsün diye, kavga değil, kardeş diye. Evet, biz evet diyoruz. Evet, biz evet. Kahraman Kazan Belediye Başkanımız. AK Parti'nin referandum hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ilk mitingi Başbakan Binali Yıldırım Ankara'nın Kahraman Kazanlı ilçesinde başlattı. Ölverim geliyor. Biz varız elbet. Haydi büyük ülkem. Yıldırım mitingde milli irade vurgusu yaptı. Referandumda neden evet denilmesi gerektiğini anlattı. Millet ve demokrasi düşmanlarına, canınız pahasına meydanları dar ettiniz. Bu alçak darbe girişimine karşı onurlu, haysiyetli direnişinizi ortaya koydunuz. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz milletin zaferidir. O zaferde ilk cümleyi Kahraman Kazanlılar söyledi. Mücadeleniz, fedakarlığınız, şehadete yürüyüşünüz, işte Kahraman Kazan. Başbakan yeni anayasayla terör örgütlerinin sonunun geleceğini vurguladı. Hazır mıyız? Yeni anayasayla FETÖ örgütü de, PKK bölücü örgütü de, DAEŞ örgütü de Türkiye'den arınacak. Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye önünü daha net görecek. Evet diyeceğiz, terörün de sonunu getireceğiz. Mitingde Yıldırım Pennsylvania'ya ve terör örgütlerine bu şekilde seslendi. Değerli kardeşlerim, sizin bu ilçeyi dar ettiğiniz FETÖ örgütünün elebaşısı Pennsylvania'da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor, fenalaşıyor. PKK bölücü terör örgütü sizin bu evetlerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor. Çünkü diyorlar ki eyvah, 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek, evet diyecek, bizim de biletimizi kesecek.